7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Anne çıkıyorum ben. Çık aşkım. Baba. Ne haber Altay? Okula mı gidiyorsun? Hı hı. İyi, süper. Aşkım hadi servisi kaçıracaksın. Ne duruyorsun? Tamam. Hayran hayran bakıyor ya. Gelsin. Ne oldu ya? Selim ne oldu ya? Dün avukatı aldım sayende. İyi. Yani şimdi oturacağız yüksek ihtimalle. Anlaşmak için bana yalvaracak. Eğer sen kendini ateşe atmasaydın ben bilmiyorum hangi yetkili adamın üstüne yürürdüm. O yüzden Canan. En azından birimiz adalete hizmet ediyor Selim. Al bak. Ne? Baro Disiplin Kurulu üyelerinin isimleri. Bunların karşısına çıkacaksın. Yani? Orada bak bir Halil abi var. Hatırladın mı onu? Bizim nikahda gelmişti hani. Hatırladım. Ne yapacaksın Halil abiyle? Şunu yapacağım. Daha önce hayatımda hiç kimse için yapmadığım, kendim için bile yapmadığım bir şey yapacağım senin için. Konuşacağım onunla. Durumu izah edeceğim. Ricacı olacağım. Gerekiyorsa yalvaracağım. Yok. Hayır saçmalama. Öyle bir şey istemiyorum ben. Yok Canan, bu çok insani bir durum. Ben seni hiç riske atmak istemiyorum. Hayır böyle Selim, şey. Ben artık kural dışı davranmak istemiyorum ya. Yoruldum. Canan hayır, canım. Ben insan gibi savunmamı hazırlayacağım. Çıkacağım kurulun karşısına, anlatacağım derdimi. Tamam. Sen bana yardım etmek istiyor musun? İstiyorsan bak savunmamı hazırlarken yardım et bana. Canan, ne olur inat etme. Gideceğim, konuşacağım, anlatacağım durumunda. Bir şey yok ya. İstemiyorum. Sen yardım edecek misin bana? Edeceğim. Günaydın. Haydi. Neredeyim lan? Benim evimdesin. Aha başı ağrını alır. Su da var orada. Enkazdın oğlum akşam. Ahmet'le getirdik yatırdık seni buraya. Merak etme ama yalnız uyudun. Sevgilinin de yüzünü kara çıkartacak bir şey yapmadın. Sevgilim yok oğlum benim. Çanta orada bak. Giyineceksen eğer. Yağmur evde mi? Evde. Yağmur. Ne yapıyorsun? Doğru karar verdin diye bana mı kızgınsın? Konuşmayalım bence ya. Yağmurcuğum anlıyorum üzgünsün ama yani bu kadar fazla üzgün olmanı mesela ben anlayamıyorum.
Ya sanki böyle etinden et koparılıyormuş gibi. Ya bir düşündün mü sen? Yani şu yaşta evlenmenin mantıklı bir şey olup olmadığını kafanda bir tarttın mı? Ama sakın bak, düşünürken annenle beni örnek gösterme. Ayrıca sen bu çocuğun dengeliysin. Sen anlamaya çalışmıyorsun bile ya. Bak senin tek derdin statikonu korumak, madde madde uygulanmasını sağlamak bu. Sen yani bu iş olur muydu diyorsun? Sen söylemişsin olmayacağını. Üzülmek de mi yasak arkasından ya? Gelmişsin bana etinden et mi koptu diyorsun. Aynen öyle yanıyor işte canım. Sanki böyle 35 yaşında doğmuşsun da hiç bu duyguları bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ya. Yağmurcuğum mantığının sesi ya, biraz mantığının sesini dinle. Aklınla düşün diyorum ben sana ya. Aklımla düşüneyim. Sen belki de Akgün'e bu kadar kalın bir çizgi çekmeseydin o da bana böyle ileride bir teklifle gelmezdi baba. Yani anlamıyorum ki, sizin zaten Akgün'le birlikte olmanız mümkün değildi ki Yağmur. Sen de bunu anlamıyorsun, ben de... Anlıyorum, anlıyorum baba. Bak annem de burada. O zaman bunu tek bir defada söylüyorum. Bitti. Net bir şekilde bitti, tamam mı? Ben Akgün'ü biraz olsun tanıyorsam zaten bundan sonra beni rahatsız da etmez, civarımda da gezmez. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Tamam, ben çıkıyorum. Anne, ben seni bekliyorum arabada. Görüyorsun değil mi tavırlarımı? Hani bana hak veriyordunuz? Ben hak veriyorum sana ya. Allah Allah. Ya Sevim, sen hiç ilk aşk diye bir şey duydun mu? Duydum. Şu an karşımda duruyor. İşte sen de onun ilk aşkını elinden almışsın gibi düşün yani. Üzülecek tabii ki kız. Üzülmesinde ne yapsın? Sen de bir bırak üzülsün azıcık. Çıkıyorum ben. Ben de geliyorum. Burada mı kalayım ben? Sivil gibi gömleyim ben. Sen niye sıçrayacak duvar arayan çamur gibisin? Sıkıntın ne ya? Fotoğraf nerede? Anton'un cebine koydum ne olur ne olmaz diye. Sabaha kadar savcıyı arayacağız diye tutturdun, izin vermedim aramaya. Bir şey soracağım sana. Senin bilmediğin abin, akraban falan mı var oğlum? Ha? Ben de Ton'la biliyorsun. Nereye? Sorular mı cevap aramaya? Bekle, nereye? Allah Allah ya, kazık kadar adam gelmiş diyor kızına talip olacağım da ya, 18 yaşında kızıma ya. Ha ne denir buna şimdi? Olmaz deseydin. Recai, ağzını öpeyim ya işte. Ama şimdi Selim, senin de birazcık bunda bir payın var yani. Bir şey hissetmişler sonuçta. Sen de yani hissetmesinler diye yasak koymalar falan. Ne olmadı, ben sana söyledim işte, geldiğimiz nokta bu. Canan ne olur lütfen ya, hissetmişler ne ya? Nedir hissetmek nedir ya? Gitsin, başka adam mı yok? Akgün nedir, Akgün nedir? Öyle atamayla tayinle olmuyor bu işler. Al işte, benim de payıma düşen bu. Allah'ım yarabbim ya, arkamdan iş çevirmeler, gizli gizli iş çevirmeler. Ama sen de sanki senelerdir iş çeviriyormuş gibi davranıyorsun ya. Görüşmesinler diye işte kurallardı, yok yasaklardı, emanetliydi de abisiydi falan, arabesk arabesk şeyler. Arabesk mi? Ne? Beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz ya? Ya ben babayım, kız babasıyım ben ya. Ne yapacaktım? Akgün nerede? Ne nerede? Yolladım gitti. Burada mı duracaktı? Damat evinde gibi burada mı tutayım çocuğu artık? Yeter ya. Tamam ya, tamam. Yani sonuçta o da kendince doğru olan bir şey yaptı yani. Gizli gizli sevgili olmasınlar diye işte evlenme teklifi falan. Ya saçma ama. Ya vallahi ya, ne Akgün'müş arkadaş ya. Allah yeter ya. Gerçekten ya, yeter ya. İşte neyse. Allah'ım yarabbim ya. Abi. Çomağı da. Tamam. Alo. Benim çok acil babamla görüşmem icap etti. İcap ettin lan. Ne demek oğlum icap etti? Ne yap et ayarla bir şekil. Oğlum senin ne dediğini kulağın duyuyor mu lan? Ya biz seninle ne yaşadık? Ne yaşadık? Biz ölümlerden dönmedik mi seninle? Bir yolunu bul. Öyle bir şey yok. Bir yolunu bul falan yok. Bak bu adamla görüşülmeyecek, telefon edilmeyecek, yeri bilinmeyecek. Bitti, konu kapandı. Tamam eyvallah. Ne görüşeceksin? Ne konuşacaksın bu adamla? Babana beni mi şikayet edeceksin? Derdin nedir? Bir derdim yok, selametle. Allah'ım ya Rabbim ya.
Ne diyorsun oğlum baba filan? Ha, ne oluyor? Bak bir şey söyleyeceğim. Ben bu yüzündeki ifadeyi biliyorum. Senin yine kafan karıştı. Yanlış şeyler yapacaksın ha. Nereye gidiyorsun? İstanbul'a. Babana. Akgün saçma sapan hareketler yapma. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum gelsene. Akgün. Oğlum manyak manyak hareketler yapma. Aç şunu. Akgün. Senin de beynini almışlar. Ali Başkomiserim. Şahıs yanında mı? Doğrudur. Tamam bugün onunla bir görüşelim ya. Söylediğiniz yere getiriyorum savcım. Tamam ben de geliyorum şimdi. Nereye götürüyorsun beni? Hele biraz sabret. Gidince görürsün. Tam tanık koruma talep etmişsin, yoksa işbirliği yapmayacak mısın, doğru mu? Kendimi güvenceye almam lazım. Peki burası neresi biliyor musun? Bence biliyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun savcı? Bir şey yapmaya çalışmıyorum sana. Tanık koruma tesislerimizi gezdiriyorum. Kusura bakma biraz dağınık böyle. Her yer her yerde ama. Bir tanığımız burada ölüm tehlikesi geçirdi de o yüzden böyle. Nasıl, beğendin mi evi? Sen beni yanlış anladın. Ben size hizmet etmek Kes için... Kes lan. Devletine, milletine hizmet etmek için biraz geç kalmadın mı? Bak savcı, Halil Sadi ile olan bütün bağlantım kriptolu telefon üzerinden. Tek kullanımlık telefonlar. Kayıt yok, mesaj yok. Anlayacağın Cemal'in size vereceği şeyin ne olduğunu, nerede olduğunu bilmiyorum. Benim ölüm emrimi Halil Sadi senin üzerinden verdi. Selçuk Taşkın operasyonunu da senin üzerinden kurdular. Yani bu ne demek oluyor? Boğazına kadar pisliğin içindesin avukat. Bir dakika, beni burada mı bırakıyorsun? Sabaha kadar mühlet. Düşün, taşın. Bana Halil Sadi ile ilgili öyle bir bilgi ver ki, önüme öyle bir şey koy ki seni korumaya değer bulayım. Yoksa sana bu evi tahsis ederim. Çevrenin güvenliğini aldınız mı? Aldık savcım. Sivil arkadaşlar etrafta görünmeyecek ama gözleri avukatın üzerinde olacak. Ne? Geçen sefer gibi olmasın da? Olmaz savcım. Tamam, bu gece burada kalsın mı? Yalnız, tek başına. Yarın bakalım ne anlatacak. Anlaşıldı savcım. Sen ne işin var lan burada? Çaresiz kaldığım için geldim. Sorunumuz ortak. Ortak sorunumuz ne? Akgün mü? Delirdi. Babamla yüzleşmeye gidiyor. Ne diyorsun oğlum sen? Sen engelleyebiliyorsan engelle. Yoksa başını bir iş alacak. Yakacak kendini. Nerede şimdi? Yarım saat falan oldu çıkalı. Telefonu da kapalı. Ha, çıktı yani yola. Ali, İzmir çıkışında bütün ekiplere haber ver. Durduruyorlar Akgün'ü. Hemen hemen şu anda. Hemen. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne ki, problem ne? Nedir? Derdi nedir? Ne oluyor? Babam bir tane fotoğraf yollamış. Kafasını karıştırmış. Önce senden yardım istedi. Şimdi de durum bu. Ehliyet ruhsat alayım lütfen. Buyurun. Akgün Gökalp Taşkın. Alalım seni kenara. Hayırdır memur aga? Benim acelem var, İstanbul'a gitmem lazım. Hadi ceza mı keseceksin? Ne yapacaksan yap, gideyim hadi. Savcılık talimatı var. Çok güzel, savcılığın talimatı. Çok güzel. Ofise gelseydin benimle kafan dağılırdı belki. Yok ya, ben biraz kalabalığa karışayım daha iyi gelir. Konuştunuz mu Akgün'le?
konuşmadık. Yani artık zaten benle konuşacağını da sanmıyorum. Zor bir durum. Gururlu o anne. Yani istemese de uzak duracak benden. Yani Akgün'ün kararları çok köşeli, çok net. Bana birini hatırlatıyor ama. Ben onu üzmek istemedim. Gerçekten. Sen sakın kendini suçlama. Aşkım, sen kimseyi yarı yolda bırakmadın. Ama yok şimdi hayatımda. Tam zamanı bırak biraz ya. Ne olur unutur muyuz zamanla? Hayır. Ağlama aşkım. İkiniz de çok yoğun duygular besliyorsunuz birbirinize. Belli yani. Özlemek de biraz yumuşatır insanı yani. O da zamanla empati kuracak sana. İnan bana ya. Anlayacak yaptığı yanlışı. Ağlama. İyi olacaksın değil mi? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Kolay gelsin. Sen nereye gidiyorsun lan? Seyahat etmek suç mu savcım? Sen gidip bu adamla Halil Sadi'nin karşısına dikilip bu adamla ne konuşacaksın, ne soracaksın? Soner mi geldi bunu seni savcım? Ulan bu adam seni, beni, babanı aynı anda öldürtmeye çalışmadı mı? Şimdi sen kalkmış adamın yanına gidip karşısına mı dikileceksin? Cevabını almam gereken bir şey var. O cevabı bana ya babam verecek ya Halil Sadi verecek. Anlatabiliyor muyum ben? Anlatamıyorum işte. Allah'ım yarabbim. Bunu anlatamıyorum ben sana. Ver şu fotoğrafı bakayım. Ne neymiş fotoğrafı? Bir anlayalım. Fotoğraf yani. Ver falan fotoğrafı. Yok benim üstümde. Oğlum bir şey. Oğlum bir çıkar bir bakacağım şu fotoğrafı ya. Neymiş problem nedir bir anlayalım ya. Ver bakayım. Ver nedir? Nedir bu kadar delirten şey nedir ya? Aa buyur annen. Yavrum anlamıyor musun? Bunlar oyun oynuyorlar. Senin zayıf karnını buldular. Oraya çalışıyorlar ya. Yeme artık şunları kardeşim ya. Benim bu çocuğun kim olduğunu öğrenmem lazım. Ulan neyini öğreneceksin? Ne olduğu belli değil. Montaj mıdır, değil midir? Ya tamam işte, tamam. Ben de onu diyorum. Bu çocuk kim? Montaj mı, değil mi? Bunu ulan, öğrenmem lazım ya. Ulan belki komşunun çocuğu. O zaman komşunun çocuğu olduğunu bilirim savcım. Ya Allah aşkına al şunu, al şunu. Bin arabana, benim arabayı takip et. Gidiyoruz. İstanbul'u yasaklıyorum sana. Gidemiyorsun. Yo yo ben İstanbul'a gidiyorum. Beni ne şekilde yasaklıyorsun ya? Tutuklayacak oğlum, mısın beni? Bak, kelepçe mi takacaksın delirtme bana? Beni, ne yapacaksın? Delirtme. Ama? Bitti ya, gitti. Ya o zaman beni babamla görüştürecektin. Aradım seni sordum değil mi ben? Ulan adam ifşa oldu. İfşa. Adamı ifşaladılar. Adamı biliyorlar yaşadığını. Öldürecekler de az daha ya. Benim şu anda adamı F tipine koymam lazım. Protokol böyle. Ben ne yapıyorum? Saklıyorum adamı. Hala babam diyorsun ya bana. Yani yapma şunu. Atla arabana. Takip et beni. Hadi gidiyoruz. Yok ben bu şekilde olmaz bu iş. Benim İstanbul'a gitmem lazım. Ya tamam görüştüreceğim. Lanet gelsin ya. Tamam bin hadi. Babam. Ne diyorsun? Ne konuşacağım babamla bu kadar ya? Siz önden çıkın da ben sizi takip edeyim. Ne? Önden çıkın da ben sizi takip edeyim. Takip. Bıktım ya. Bıktım. Vallahi bıktım ya. Babam. Ne babaymış be? Allah Allah. Takip et. Abi sağ olasın ya. Zahmet oldu buraya kadar. Demek. Hakan. Gördüklerini çekindiğin ya da korktuğun için söylemediysen ben her zaman arkandayım. Tamam. Yani kimseden korkmana gerek yok. Savcı Selim Karadan da. Eğer o savcıysa ben de avukatım. Sana hiçbir şey yapamaz. Korktuğun için konuşmuyor değilim abi ben. Biliyorum canım. Tabii ki korktuğun için değil. Ben sadece aklının bir köşesinde olsun diye söylüyorum bunları. Çünkü sen güçlü bir çocuksun. Yakışıklı bir çocuksun. Değerlisin yani. Onlar seni hak etmiyor. Bak sevdiğim bir laf var. Diyor ki, ne fark eder ki kör bir insan için elmas da bir cam da sana bakan kör ise sakın kendini camdan sanma. Sakın. Onlara bu hakkı tanım. Tamam? Hayır. Hadi. İyi dersin. Görüşürüz abiciğim. Daha da fazla bulaştırma beni. Kan bir an önce konuş.
Sen bir adım içeri atıyorsun. Ama dışarıda kalmak istiyorsun. O kapı yüzüne kapanır Yağmur. Sen olduğun gibi kal. Tamam Yağmur ya. Sen bir kendine gel, okuldasın. Ne yapıyorsun ya? Yağmur. Ne oldu? Bir şey yok. İyiyim kan. Nasıl iyisin Yağmur? Ağlıyorsun resmen. Ya bana bak. Bana bak. Biz arkadaş değil miyiz seninle? Hı? Ya ne oldu söylesene. Bu Akgün'le mi problem? Ben birliktesiniz diye duydum. Kan, şu an gerçekten anlatmak istemiyorum. O zaman siz ayrıldınız, sen de kötüsün. Anladım bak. Ama ben seni böyle görmek istemiyorum Yağmur. Ben senin yanındayım. Tamam. Üzme kendini. Sağ ol. Kaan. Kaan, ne yapıyorsun? Özür dilerim. Ben... Tamam. Tamam, özür dilemene gerek yok ama lütfen. Bak lütfen bir daha böyle bir şey yapma. Kaan. İyi misin? Kardeşim. İyi misin? İyiyim. Bir şey diyeceğim. Kaçtır söylüyorum. Sen şu işin peşini bırak diye. Biz önümüze bakalım. Kardeşim ne dersin? Biz önümüze bakalım mı artık? Kaan. Anladım. Sus. Anladım. Anladım. Sus. Okulun hesabında paylaşıyorsun değil mi sarılmayı? Aynen. Kuzi. Ben de sana bakmaya gelmiştim. Ne oldu, ne var? Naz, ben hiç iyi değilim. Eve gideceğim şimdi. Hay Allah. Senle gelmem ister misin? Yok yok. Sen gir dersine, zaten sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam tatlım. Çıkışta gelirim yanına. Tamam canım, sağ ol. Beni gömdüğüm yerden çıkarttığına göre önemli bir şey olmalı savcı. Oğlum mecbur bıraktı bizi. Halil Sadi'ye kendini öldürmeye giderken yoldan çevirdik. Buyur. Baba. Ya şimdi bana bu fotoğrafı yolladı Halil Sadi kansızı. Senin yerini bulmak için yaptı bunu. Ben fotoğrafı sana soracağım çünkü, sana getireceğim. O yüzden yüksek ihtimalle. Kim bu çocuk yanındaki baba? Ne bileyim lan. Ya işte seni oyuna getirmeye çalışıyor. Bunu öğrenmek için mi çağırdınız beni? Baba, fotoğrafa bakmadım bile ya. Arkasında Güzel Bahçe 99 yazıyor. Baksana buna. Bu çocuk kim bu çocuk? Kimse kim lan? Ne yapacaksın öğrenim ha? Ya ne bileyim ben, annemin elinden tutmuş, baksana öz evladı gibi. Kim diye soruyorum ya. Annenim lan. Doğru dürüst konuş aptal herif. Ya ne bileyim ben, akrabası falandır dedim ya kendi kendime. Ne bileyim, nasıl sorayım bunu sana ben? Lan o zaman öyle söyle. Öyle söyle, lafını bil de söyle. Halil Sadi sana oyun oynuyor, sen de bu tofaya düşüyorsun. Ya ben ne bileyim, burada ufak bir soru sordum sana ya ben. Yürü git lan buradan, yürü git. Allah Allah. Sen hayırdır ya? Ben seni bunun için mi getirdim buraya? Bir sakin ya, bir sakin. Al götürün bunu. Tamam hadi, bin arabaya hadi. Götür. Sen ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Bir de yeter ya. Bir artık bu öfkeni bir bastır ya. Bir çekil, düzen ver kendine. Bu nedir ya? Ben tamam ya. Öfkeli değilim artık ya. Allah Allah, nasıl değilim ya? Bir kere baban haklı.
Halil Sadi'nin niyeti belli. Sen bu oyuna niye geliyorsun ya? Gelmeyeceksin oğlum. Daha önce de yaşanmadı mı böyle şeyler? Yapmayacaksın bunu. Dikkat edeceksin mevzuya yani. Ben bu Taşkın ailesinin peşinde yıllardır koşuyorum. Babanın ayakkabı numarasına kadar her şeyi biliyorum. Böyle bir şey olsaydı ilk benim önüme gelirdi bu ya. Ya tamam savcım, benim kafamda ufak bir soru işareti vardı. Onu gidermek istedim. Öbür türlü içim rahat etmeyecekti. Geleyim bir sorayım dedim yani. Olmaz. Sordum, cevabımı aldım. Tamam, benim için konu kapanmıştı. Bitmiş de gitmişti. Tamam, ayrıca bir şey daha var. Bitmedi. Ben senin mekanın önüne polis koydum. Tabii. Olmaz. Polis koydum, olmaz, polis duracak orada. Olmaz öyle iş ya. Mekanın önüne polis koymak ne demek sen tamam, biliyor musun tamam, ya? Bitti, mekanı olsun. Bitirmek demek ya. Öyle bir şey sen yok. Sen müşterinin yerine koysana bir kendini. Koydum, kendimi güvende hissederim. Öyle şey mi olur? Olmaz. Tabii tabii koydum. Ben sonuçta... Oğlum bunu tartışmıyorum ben. Konu kapandı. Oraya polisi koydum ben. Eğer bunu Yağmur mekana gelecek diye yapıyorsan hiç gerek yok böyle bir şeye. Çünkü benim Yağmur'la alakalı sana söylediklerimi bir boş ver. Senin bana Yağmur'la alakalı söylediklerini de söylenmemiş varsayalım. Bunlar hiç yaşanmamış kabul edelim. Ben zaten mevzuyu kendi içimde bitirdim. Bunu da bu şekilde kabul ettim. Hislerimin üstünü çizdim. Sen bir kere artık Yağmur Yağmur diye kızımın adını ağzına almaktan bir kere vazgeçeceksin. O konu zaten kapandı. Bitti gitti. Onu konuşmuyoruz zaten. Ama ben bu polisi oraya... Senin can güvenliğini korumak için koyuyorum. Halil Sadi babanın hayatta olduğunu biliyor. Gelsin Halil Sadi. Gelsin diye bir şey yok. Bir dinle beni ya. Halil Sadi, Halil gelsin. Sadi babanın hayatta olduğunu biliyor. Sen şu anda hedeftesin. Can güvenliğin yok senin o mekanda. Sana bir şey olması demek bu davanın zarar görmesi demek. Savcım benim yerim ben yurdum belli. Ha bana şunu söyle. Eğer niyetin beni batırmaksa, mekanımın işlememesini istiyorsan... Pılıyıp hırtık toplayayım gideyim buradan ya savcım. Benim oğlum, güzel oğlum, canım oğlum, takoz oğlum, kafası çok az çalışan oğlum. Bir beni dinlesene. Senin hayatın tehlikede diyorum, can güvenliğin yok diyorum. Senin canını alacaklar diyorum. Bunun nesini anlamıyorsun lan? Benim kararım budur. O polisleri asla ve asla ben mekanımın önünde, yakınında, içinde, herhangi bir yerinde istemiyorum. Bunu da bil. Benim son sözüm budur. Son sözüm bu mudur? Bir gelsene bir konuşacağız. Ya o Ali Başkomiserim bir şey... Oğlum bir gel konuşacağım ya, bak, ben. Ya bak eğer ısrar edersen bana ısrarcı davranırsan... Evet, evet. Kanunu arkama yaslarım. Beni kanunla mı tehdit ediyorsun? Gider ifade veririm ya daha ne olsun? Kime ifade... Gel buraya gel bir konuşacağız gel. Şu son sözün neymiş merak ettim ya. Aç kapıyı aç konuşacağız. Nereye açıyorum canım? Oğlum bitmedi konuşmamız kanun, bitmedi. Yazılı göndereceğim. Yolda sana, çevirteceğim yazılı, seni. Yazılı. Çevirecekler. Ali Başkomiserim şunu bir çevirin ya. Şunu bir çevirin. Az ileriden bir çevirin. Tamam neyse boş ver. Hoş geldin Soner Bey. Vay kanka kopamıyorsun buradan. Kabul et. Hadi döndüm de artık ya. Öpüşün barışın lütfen. Dönmedim. Hakkın burada mı? Gelmedi. Bir şey söyleyeceğim. Hakkın'ın biraz canı sıkkın. Onun yanında Yağmur'dan falan bahsetmeyin tamam mı? Ayrıldılar mı? Onu bırak şimdi. Onun gibi bir şey. Dediğim gibi kimse ağzını açmayacak. Aman abi ben... Beni biliyorsun zaten. Ben konuşmayı sevmem pek öyle. Neye bakıyorsun sen? Naza. Ya bugün hiç story koymamış. Bir de okul hesabına bakacağım. Bir güvenlik kamerası olarak sosyal medya, öyle mi? Ne yapayım kanka? Ya ne yapayım sen söyle, ne yapayım? Abi kız benden bir uzaklaşıyor gibi geliyor. Yani ilgiyi birazcık kesersem o da hepten muhabbeti kesecek yani. Hayda. Bak. Bu ne ya? Oo. Ne o? Beyler arkayı kesin. Ne oluyor? Yağmur değil mi? Ha. Şu da bak yanındaki eski sevgilisi var ya sarı oğlan çocuğu hani. Eyvah. Kapat şunu. Kapat. Sakla. Savcıyla konuşmuşsun. Fena mı yaptım oğlum işte kalbin atıyor sayemde. Ne sakladın sen benden biraz önce? Kanka hoş geldin. Bir şey saklamadım. Ne verdin oğlum Eray? Telefonunu geri verdim. Çıkar bakayım telefonu. Yok kanka ya bir şey hani geçen baktık ya dükkanın önünde şeyler. Ha, ver. Yok seninle alakası yok kanka. Hadi ver kardeşim şu telefonu hadi. Abi. Çıkar. Ne o cebine ver. Bak gerçekten bir yanlış anlaşılma olabilir. Görüntü aldatıcı olabilir. Böyle şeyler oluyor hep biliyorsun.
Akgün. Yağmur neredesin, evde misin? Yok, ben sahildeyim, bizim sitede. Bir gelip konuşmak istiyorum seninle. Tamam tamam, bekliyorum ben seni. Akgün nereye? Nereye Akgün? Nereye oğlum, ben de geliyorum. Yok, sen gelmeyeceksin. Ben de zaten bir şey yapmaya gitmiyorum oğlum. Konuşacağım sadece. Bir gerginlik yok yani. Gideceğim, konuşacağım. Bir sürü işim var zaten. Soner burada benim. Sonrasında hemen geleceğim. Doğru söyle. Oğlum, konuşacağım sadece. Bak, güzel güzel konuşacağım ama. Bir şey yok. Yok bir şey. Hadi gelince görüşürüz. Aferin. Abi çekti aldı elimden. Sen de gördün, bir şey demedin. Taksi çağırsın ama. Hayda. Selim, hayırdır? Burada olduğunu önce dedim, akşam beklemeyeyim. Sen ne yapıyorsun? Örnek savunma dosyalarına mı bakıyorsun? Yani yerden başlamam lazımdan. Bu başsavcı hala buradaymış. Belki fikrini değiştirecek bir şey buluruz. Ay hiç, yani fikrini değiştirecek birine benziyor mu? Benzemiyor. Ne oldu? Sen çalışmaya falan gelmemişsin buraya. Bir şey olmuş. Ne oldu, anlat. Yani insanın kızıyla arasının kötü olması falan. İçim sızlıyor ya böyle. Sen kötülük yapıyormuşum gibi. Bunlar nasıl çocuklar ya? Yani ortada ya belli bir sıkıntı var ve ben buna tepki göstermişim. Yani bununla ilgili geçip karşıma beni ikna etmeye çalışacaklarına, beni teskin etmeye çalışacaklarına böyle surat yapıyorlar, tuhaf tuhaf afra tafralar falan. Hadi senin kızın ayrı, öbür çocuk apayrı yani. Kalkmış sabah Halil Sadi'nin yanına gidecekmiş de, kafası bozulmuş da, hesap soracakmış da, artık ölecek mi kalacak mı, ben bunlarla niye uğraşıyorum ya? Düşüyorum peşine, sürekli peşindeyim ya. Sürekli bir yerden çekip almaya çalışıyorum. Niye yapıyorum bunu ya? Ve üstelik de haklıyım. Seni evime almışım. Evimde yemek vermişim, masama oturtmuşum, ailemin içinde ve sen benim kızıma gönül düşürmüşsün. Kızımı istiyorsun. Ne yapsaydım? Ama yani Selim, sen de bir siteden kovuyorsun, baksın başın çaresine diyorsun, ilgilenmiyorum diyorsun. Sonra sabahtan beri peşindeyim diyorsun. Seninki de bir enteresan bir duygu sıralaması yani. Bilmiyorum ya. Sen vicdan azabı falan mı çekiyorsun? Ne yaptım ki vicdan azabı çekeceğim ya? Nasıl, ne vicdan? Yapma işte yani. Seviyorsun Selim. Üzülüyor diye içim parçalanıyor. Neyse tamam, şu dosyaları versene bir de, ben bakayım. Gerçek sandalye şu. Bu ne Yağmur? Sizden herkese selamlar millet. Ne bu? Ne yapıyorsun burada sen ha? Burada ne yapıyorsun sen? Bana bunu bir söylesene. Ne demek istiyorsun? Barıştınız mı siz bu çocukla? Ne barışması ya? Hayır, ne bu haller? Bu sarmaş dolaş haller ne? Benden ayrılınca gittin, teselliyi bu çocukta mı buldun? Akgün bak, çok çirkin konuşuyorsun. Tamam. Tamam, bir kendine gelsin. Ben kendim de değilim şu an ya. Bana bir açıklama yap. Vallahi billahi kendime değilim ben. Tamam, ben de sana söyleyeyim. Ne oldu? Nasıl böyle düşünebiliyorsun? Nasıl mı böyle düşünebiliyorum? Sen görseydin şu görüntüleri, ne düşünecektin acaba benim hakkımda? Geldi, bana sarılmaya çalıştı, tamam mı? Ben de onu ittim. Nasıl aklına birden başka bir şey gelebiliyor senin ya? Ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Beni terk ettin, gittin, çektin, gittin. Ben eski sevgilime mi döndüm zannediyorsun? Ne zannediyorsun? Sevgilim diye bahsetme şu çocuktan bence. Sen beni terk ettin. Evet, salya sümük ağlıyordum, tamam mı? Durum bu. Demek ki o kadar acınacak haldeyim ki. Ha, başka teselli edecek biri kalmadı. O kadar acınacak haldesin ki seni Kaan teselli etti. Bu, nasıl, buna mı getiriyorsun? Nasıl beni böyle hırpalayabiliyorsun? Buna ya mı getiriyorsun? Sen buna güvenmiyor musun?
Ya Yağmur, beni yarı yolda bırakıp giden sensin. Ne güveninden bahsediyorsun sen? Beni o kapıdan içeri almayan sensin. Sensin, arkasını dönüp giden sensin. Çekip gittim, ben istemedim Akgün. Ben istemedim, tamam, bu haksızlık şu anda. Ben anladım ya Yağmur, ben anladım. Sorun ne biliyor musun? Sen beni benim seni sevdiğim şekilde sevmiyorsun. Evet evet, sorun bu. Ay. Vallahi billahi bu. Ne? Akgün tamam bak, lütfen bu kafadan bir çık. Bak çok korkutucu, çok kötü bu. Tamam mı? Bu kötü. Kötü bu, tamam. Bak biz seninle aynı değiliz. Tamam, farklıyız biz. Tamam, şimdi söyledin o şifreli güzel kelimeyi. Baştan beri düşündüğün o şeyi şimdi söyledin. Çok teşekkür ederim sana. Ne çok sağ ol ya? Yani. Biz seninle başkayız. Biz seninle farklıyız. Zaten senin baştan beri düşündüğün buydu ya. Ne diyorsun Akgün? Buydu. Senin baştan beri düşündüğün buydu. Başka olduğumuzu düşünüyorsun. Tamam, sen o yüzden zaten korktun gittin sindin köşene de. Korktum. Tabii sen korktun gittin köşene asıl sindin. Asıl korkak sensin. Sırf babamdan korktuğun için daha ilk aşık olduğun kıza hemen evlenme teklif ediyorsun Akgün. Bilemedim. Ya bunlarla yeni yüzleşiyorsun. Tabii ve tabii. Yeni yüzleştiğin için de öfkeni gelip benle bastırıyorsun. Ama bunu yapamazsın. Yapamazsın bunu. Yanlış yaptım. Ya tamam. İnanmıyorsun, duymuyorsun ya. Sen beni duymuyorsun şu an. Yanlış. Dinlemiyorsun bile. Tamam, git neye inanıyorsan inan. Tamam, eski sevgilimle kendimi teselli sevgilim ediyormuşum. Sevgilim deyip durma şu adam için. Tamam, sürekli ben... sevgilim i̇nan, deyip durma ama. İnan, tamam. Ama sevgilim diyorsun inan. Hala, sevgilim deme. Yok ya, ben yok. Sen daha Yağmur ayrıldık. Ben çok üzgünüm demeye cesaretim bile yok senin. Neye konuşuyorum ben? Eski sevgilim. Soner, ne oluyor? Acil içeri girmemiz lazım. Anlatacağım sonra, atla. Tolga abi, kapı. Akgün saçma bir şekilde çıktı mekandan. İyi değildi yani Yağmur'la ilgili. O yüzden ben de merak ettim. Pardon, bir camı açar mısınız? Yağmur! Naz, ne yapıyorsunuz? Akgün iyi değilmiş, Soner de endişelenmiş. Nerede? Siteden çıkarken görmediniz mi? Siteden çıkmadım. Hayırdır? Yani? Delikanlı adama yakışıyor mu hiç bu izlediğimiz bizim? Ben sana hesap mı vereceğim? 4 senelik sevgilimle ne zaman nasıl sarılmışım diye. Cümleni düzgün kur. Sevgilin değil. Geçmiş zaman. Sevgilin değil. Doğru. Ayrılmışsınız. Senin de sevgilin değil. Kendimi o kadar zor tutuyorum ki. Ellerim kaşınıyor. Avuçlarım, dirseklerime kadar. Seni ben buraya uyarmaya geldim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. O yüzden efendi gibi tavrını takın. Ben de buradan arkamı döneyim. Efendi gibi gideyim. Şimdi Akgün Gökalp Taşkın. Biz senden böyle izin alarak mı yaşayacağız? Ha? İzin mi almamız gerekiyor senden yaşamak için? Ha? Şimdi beni can kulağımla dinle. Artık senin sağlığın için konuşuyorum. Avlarım seni. Kimsenin ruhu duymaz. Çıt çıkmaz. Sakın bir daha o kızın böyle zafi noktalarından nemalanıp da yanına yamacına girip sokulmaya çalışma. Sakın. Bak, sakın. Bir de şöyle düşün. Ben bu kızla sevgiliyken seninle flört etti mi, etmedi mi? Bak birader, Yağmur'un o mevzuyla alakalı en ufak bir sorunu yok. Tertemiz bir insan evladı o. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya benden ayrılır ayrılmaz seninle aşk yaşamaya başladı. Ben de sana demek istiyorum ki bu kadar çabuk güvenme, güvenme. Kafası kolay karışabiliyor. Kafası kolay karıştığı zaman da bir omuzdan başka bir omuza... ya da ne diyeyim, bir kucaktan başka bir kucağa geçip... Akgün bir kere şaşırttı. Koş Soner. Ne dedim lan ben? Akgün! Akgün!
Lan bırak lan! Geç buraya! Bırak! Daha neler yapacağım lan sana? Hayır lan, öldüreceğim bir şey yok. Bir şey lan! Ambulans ara! Sal beni lan! Kan! Sal beni! Kan, beni duyuyor musun kan? Seni duyamaz Yağmur! Akgün! Seni göremez! Sana sarılamaz! Sana sarılamaz! Kan bak bana. Kan gözlerini aç. Bir sakin ol. Şimdi bak, ilk iş sana güzel bir açılış konuşması hazırlamak. Böyle etik kurulu etkileyecek dramatik bir açılış konuşması. İşte çocuğun bizden başka kimsesi yok. Annesiz kalmış, ailesiz kalmış. Çaresiz ve işte sen de bu yüzden inisiyatif kullanmışsın. Ve vicdani tarafınla hareket etmişsin gibi böyle bir açılış konuşması yapalım. Benim savunmam mı, senin iç sesin mi? Canancığım, niye hep aynı yere iniyorsun ya? Allah Allah. Ben sana demiştim ya, Akgün'de kendini görüyorsun, kurtarmaya çalışıyorsun diye. Doğru bence. Bu dingil herife bu fikri ben vermiş olabilirim. Nasıl? Yani kızıma git evlenme teklifi yap fikrini benden almış olabilir bu çocuk. Nasıl ya? Seninle tanışmamızı anlattım. Ay biliyorum ya. Ay hiç yani. Akgün'e söylenecek şey mi yani? Anlat onu. Yani ne yapayım Canan? Yani başka bir konuda örnek olsun diye kendimden, geçmişimden bir şeyler anlatayım dedim çocuğa. Anılarımı değiştim. Ama Canancığım, anılarımın hepsinde sen varsın. Ben ne yapabilirim? Konuşmuyordun Yağmur senle. Hayırdır? Efendim Yağmurcuğum? Baba çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Akgün Kaan'a saldırdı. Akgün Kaan'a saldırdı. Ne? Evet bak, biz şimdi Kaan'ı hastaneye götürüyoruz. Baba lütfen gel, tamam mı? Lütfen yardım et bize. Tamam, geliyoruz. Al işte, anladın mı? Yani anladım, gerçekten anladım. Bıktım ya. Bıktım abi ya. Bıktım ya. Geç. Tamam lan, itirip kalktırma işte. Geldik. Girdik içeri. Sen niye geldin de beni aldın oğlum oradan? Ne yapacaktın? Adamı mı öldürecektin? Sen onun söylediklerini bir bilseydin. O kansızın Yağmur için bahsettiği şeyleri bir duysaydın eğer. Tamam, ne yaptıysan yaptın, bırak. Sen şimdi ne yapacaksın onu düşün. Polis falan gelmiştir. Ben bu mevzu yüzünden saklanmayacağım. Dört duvar arasında kalmayacağım. İfademi gidip vereceğim zaten. Ne olacaksa olacak. Kelepçe mi takacaklar? Taksınlar bana, kelepçe taksınlar bana. Sen bana şunu söyle önce. Savcıyla konuşurken babamla görüştür beni dedin. Sen mezarda babanla mı görüşecektin? Hayırdır? Yaşıyor, babam yaşıyor. Yaşıyor. Serap abla. Kaan nerede? Ambulans da gelmiş. Serap abla, Kaan iyi, içeride. Ne oldu oğluma, ne oldu? Çok özür dilerim. Yağmur söyle, ne oldu? Burnu çatlamış. Ne? Kim yaptı bunu? Biz önce bir Kaan'ı görelim de hadi. Yağmur konuşacağız. Bu seninle ilgili Yağmur. Tamam, hadi. İçerideler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.